cihatlarını birebir uygulayarak. Değerli izleyenler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Finans Türk'te bugün tekrar sizlerle ekonomiyi konuşacağız. Özellikle mobilya sektörünü konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. 2020'ye artık biraz daha umutlu bakmaya başladık. Özellikle 2019'un sonunda bazı arkadaşlarımızla görüştüğümüzde kimi işler kötü gidiyor, kimileri işler güzel gidiyor diyordu. Hatta o kadar böyle planlar yapılıyordu ki 2019'un sonunda planlar, her şey değişti. Ama tabii bu bütün dünya genelinde koronavirüsün olumlu bazı sektörlere etkisi, bazı sektörlere de olumsuz yönde etkisiyle planlar, programlar değişti. İşte maskeyle alakası olmayan firmalar maske üretimi yapmaya başladı. Sektörler, özellikle sağlık sektörüne daha çok yatırımlar yapmaya başlandı. Bakalım 2020'nin 2021 yılı nasıl olacak? Biz Allah'tan şöyle dua ediyoruz ki inşallah 2021 yılı için çok güzel bir yıl olur. Hastalıktan uzak, güzel bir ekonomi, bol bereketli kazançlar, barış ve huzur içinde bir yıl olmasını temenni ediyoruz Yüce Rabbimizden. Değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz Sayın Murat Sarı. Murat Bey, sesim geliyor mu size? Geliyor efendim. Evet. Programımıza hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Murat Bey, şimdi tabii mobilya sektöründesiniz. İsterseniz biraz 2020 yılını, yani geçmiş olduğumuz, artık geçti diyoruz. 2020 yılını biraz değerlendirelim mi mobilya sektörü açısından? Tabii ki. Firma ismimiz Çağan Ofis Mobilya. 1970 yılında kurulan bir firmayız. Aile şirketiyiz. Babamız, ben ve çocuklarımızla 3 nesildir firmamızı devam ettiriyoruz. Yerimiz, üretimimiz Esenyurt Akdemir'de, 65 metrekare bir üretim tesisimizde 38 ülkeye ihracat yapıyoruz. İstanbul'da 4, İzmir ve Ankara'da da 6 tane mağazamızda da Türkiye'de kendi mağazamızda ticaretimize devam ediyoruz. Türkiye içinde ve yurt dışında da bizden hizmet alan bayilerimiz var. Firmamızın tanıtımı böyle. Mobilya sektörüyle ilgili 2020 yılı pandemi bizi çok şükür çok fazla etkilemedi. Bu etkilememesinin sebeplerinden biri de Çin'in bu virüsle piyasası, fabrikaların üretimini kapanması Türkiye'ye bir dönüş sağladı. Türkiye dönüşünde avantajı neydi? Türkiye dünyanın lojistik olarak 3 saatte her tarafa ulaşabilen bir ülke olmanın avantajıydı. Bu ne demek ki? Afrika, Orta Doğu, Rusya, Avrupa ülkelerine çok daha rahat ürünlerimizin üretilerek ulaşma avantajıydı. Ve bu avantaj bizim için 2020 yılında başladı ve şu an dünyanın her yerine, Amerika'da dahil olmak üzere, ürün gönderiyoruz. Bunu mobilyada tümünde değerlendirme yaparsak 2020 yılı 4.47 milyar dolarla Kasım ayını kapadık. Aralık ayında da inşallah tahmini 5.5 milyar dolarla mobilya sektörü 2019'a göre %18 büyümeyle kapamış olacak. Bu bizim evet. için güzel bir sonuç olacak. Bizde mobilya Irak olmak üzere ihracatta Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelere yoğunluk başladı. Amerika'ya da bu sene %11 bir büyüme gerçekleştirdi mobilyada.
Ve bu büyümenin kaliteye de yansıması var. Kilogram başı 2 dolara satılan ürünlerimiz şimdi 3,5 dolara ve 15 dolara lüksleri olmak kaydıyla dünya pazarında hakimiyet sağladı. İnşallah 2021'de daha güzel şeyler umut ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz istik yapmaya başladık. İnşallah 2023'te de söylenen hedefleri mobilya sektörü olarak başarmış olacağız. İthalatımız 500 milyon dolar olduğu için ihracatın karşısında Türkiye'de gerçekten yerli üretim yapan KOBİ ve büyük işletmeler de olsun Türkiye genelinde desteğe en büyük ihtiyacımız olan sektörlerden biriyiz. Dünyaya mobilyayı dünya markası olarak koşturacak bir sürü markalarımız var. İnşallah başarılı olacak. Evet. Türk iş insanlarımız gerçekten dünyanın her yerinde gerçekten başarılı. Özellikle ihracat treni ile devletin vermiş olduğu destekler var. Siz de tabii dünyanın birçok ülkesine mobilya ihracatı yapıyorsunuz. Evet. İhracat treni hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye ihracatına ne tür katkılar sağlayabilir? Özellikle mobilya sektörü için. Şu an 36 bin kayıtlı firma var Türkiye'de mobilya sektöründe üretici olarak. Ve bunun 15 bini dünyaya ihracat yapıyor. Çok güzel. Ve bunlar yarısı gibi neredeyse. Evet. Yarısı gibi. Ve burada İstanbul bu olayın içinde yaklaşık 1 milyar doları İstanbul'dan yurt dışına ihracat ediliyor. Bunun arkasında Bursa'mız 680 milyon, Kayseri 480 milyon gibi ve diğerleri de aşağıda devam ediyor. Ve mobilya sektörü artık birbirine anlaşarak mesleki okullarda elemanlar yetiştirmeye başladı. Bu çok güzel hadiseler. Bizlere çünkü en büyük sorunumuz yetişmiş eleman sorunumuz. Bu sorunu okullarla beraber, hocalarımızla beraber çok güzel uygulamaya başladık. Yakında da bunların neticelerini alacağız. Ve kendi bünyemizde de bu çıraklık okulu denilen bir sürü açılımı var bunların. Bunlarıyla biz çocuklarımızı, gelecek neslimizi yeniden mobilya sanatına, mobilyanın halaşına alıştıracağız inşallah. Artık evet, inşallah. Ya işte masa başı olsun şeyinden kurtulmamız lazım. Şöyle söyleyeyim, biz CNC ustasına 8-9 bin lira maaş verirken bir iç mimara 4 bin lira maaş veriyor. Aranan eleman iki katı maaşla zor bulunuyor. Bunun için kıymetini çok iyi bilmemiz gerekli. Ve ihracatımızı tabii ki mimarlarımızla, endüstri mühendislerimizle, hepsiyle, tasarımıyla, argesiyle, inovasyonuyla yaparak ve ustalarımızla beraber başaracağız. Dünyanın hedefimiz, şu an 8. ülkesiyiz mobilyada. İnşallah en kısa zamanda 5. ülke olması için el birliğiyle derneklerimizle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Evet. Geçen hafta özellikle İnegöl'de ziyaretler gerçekleştirdik. Dostlarımızı ziyaret ettik. Mobilya alanında üretim yapan firmaları. İnegöl'de şöyle bir şey var. Üreticiler, mobilya üreticileri eleman bulamıyorlar. Özellikle yetişmiş eleman konusunda sıkıntı var İnegöl'de. Bilemiyorum İstanbul'da nasıl ama siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Bir de şunu ilave olarak sormak istiyorum. Mobilya alanında özellikle hangi türde eleman ihtiyacı var sektörde? İkitelli organize sanayi bölgesindeyiz biz. Aynı zamanda IOSIT,
İki telli iş adamlarının bulunduğu bir derneğimiz var. Ve derneğimizde de ben de yönetim kurulunun üyesiyim. Evet. Biz derneğimiz meslek liseleriyle sözleşmeler yaptık. Bu öğrencilerimizi kendi fabrikalarımızda eğitim gördürüyoruz. Bir sürü arkadaşımız var bu konuda. O şeylerinde, fabrikalarında çalışan. İnşallah bu arkadaşlarımız hem bize hem de bizim gibi firmalara faydalı hale gelecek. Bunun toplumda bütün firmalara yaygınlaşması lazım, çoğalması lazım. Fabrika işletme sahipleri şunu düşünmemesi lazım. Ya bu arkadaş bizim işimize, gücümüze engel oluyor. Ya işte ayağımıza ayak bağı oluyor gibi sebeplere takılmaması lazım. Bu insanların yetişmesi için bir yerde bulunması gerekli. Şu an meslek okullarında çoğunda doğru düzgün makina yok. Eski teknolojiler var. Bu yetişen insanın CNC'yi, yazılımını, makinelerin teknik bilgilerini bu bizlerde öğrenecek. Bizlerle gelişecek bunlar. Ve bunların gelişmesiyle biz başarılı ülkelerin seviyelerine çıkacağız. Ülkenin, firmanın en büyük avantajı nedir? Nitelikli personelidir. Bu beyaz yakada dahil olmak üzere tüm kadronun bu işin ehli olması lazım ki yapılan işin kaliteli çıkması ve gururlanmamıza vesile olmasıdır. Evet. İnegöl dediğiniz konuda bir çekici güç şu an Türkiye'de. Ve çok başarılar yapıyorlar. Bizler de onlarla beraber ortak çalışmalar yapıyoruz. Teşekkür ederim. EOSİT'in bu yönde çok güzel çalışmaları var. EOSİT Başkanı Sayın Ahmet Akkaya ve yönetiminde bulunan değerli iş insanlarımıza ve üyelerine başarılar diliyoruz. Çünkü sizler Türkiye'nin üretimine katkı sağlıyorsunuz, istihdam sağlıyorsunuz, Türkiye'ye döviz girdisi sağlıyorsunuz. Bu da aslında dış ülkelere bakıldığında döviz girdisi Türkiye açısından çok önemli, istihdam çok önemli. Şunu sormak istiyorum. Mobilya sektörünü şu anda dünyanın neresinde görüyorsunuz? Türk mobilyasına dışarıdan nasıl bakılıyor? Türk mobilyası dünyada her geçen bir trend yükselişi var. Evet. Neden? Çünkü insanlarımızı özellikle iç mimar, endüstri tasarımcı bu konuda başarılı üniversiteyi bitirmiş arkadaşlara değer veriliyor. Ve bunlarla beraber fabrikalarda, örneğin bizde 6 tane arkadaşımız var Ar-Ge tarafında, inovasyon tarafında. Ve bu arkadaşlarımız yeni yaptığı tasarımları firmamızda sunum yapıp sonra satıştaki arkadaşlarımızı da ve Anadolu'daki bayimiz ve yurt dışındaki firmalarımıza gösterilerek olumluysa üretime başlıyoruz. Ve bu işte hep ekip işi, aşk işi, sevgi işi bir bakıma. Bununla bu şekilde ürünlerine herkes bu ürünü onay verdiği için, tasarımı onay verdiği için satma imkanı, orada ticaretini geliştirme imkanı sağlamış oluyor bir bakıma. Bu bizim için büyük bir avantaj. Evet. Devlet şu anda devletimiz birçok sektöre destek verdiği gibi mobilya sektörüne de zaman zaman destekler veriyor Murat Bey. Peki şu anda mesela mobilya sektörü için ne tür eksiklikler var sektörde ya da devletten ne tür destekler ve teşvikler bekliyorsunuz? Devletimizin esasında çok kolay destekleri var. Ama bu desteklerin biraz resmi başvurularında sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları daha kolaylaştırılırsa biz çok daha kolay hareket ederiz. Örneğin şu an biz tasarımla ilgili devletimizin 1 milyon TL bir teşviği var. Bu
yanımızda çalışan, Ar-Ge'de çalışan arkadaşlarımızı kapsıyor. Yurt dışındaki fuarlara, tasarım fuarlarını ziyareti uçak biletinden oteline kadar karşılıyor. Çok güzel hizmetleri var. Bu konuda hiçbir zaman ne diyelim, hain olmamak lazım. Ama devlet kademesindeki kişilerin belki fabrikaları ziyaret ederek gerçekten bu işi, bu firma hak ediyor mu deyip işi hızlandırması lazım. Çok evraklarla uğraşıyoruz. Ufak tefek meselelerle çok takılıyoruz. Belki biz kendimizi iyi anlatamıyoruz o konuda. Çok zaman kaybediyoruz. Bununla hızlanırsa inanın mobilya sektörü Türkiye'de belki şu an 5. sırada olabiliriz ama 3'e girme rahatlığımız, başarımız var. Bu neden? Çünkü ham maddemizin çoğu Türkiye'de üretiliyor. Örneğin Kastamonu Entegre, biz daha yoğun onu kullanıyoruz, yonga malzemesi olarak. Dünyanın her yerinde fabrikası var. Hiçbir zaman bizim ham maddemizde sıkıntı yaşatmıyor. Bu bizim için büyük bir avantaj oluyor. Ve dünyada her tarafa bu ürünleri satma imkanı, rahatlığı yaşanıyor. Devletimizin fuar destekleri var, yurt dışı mağaza destekleri var. İnanılmaz destekler var esasında. Önemli olan bunları kullanabilmek. Kullanılması için de devletimizin bizi önümüzü açması lazım. Rahat etmemiz lazım. Yoksa olay farklı boyutlarla baktığımızda moralimiz bozuluyor. Ama durmak yok diyoruz biz. Önümüz çok açık. Neslimiz çok gayretli. Yetişen neslimiz çok kaliteli yetişiyor ve geliyor. İnşallah çok daha güzel şeylere vesile olacak. Evet, inşallah. Peki 2021 yılı öngörüleriniz neler mobilya sektörü hakkında Murat Bey? Eğer derneklerimiz 2021'de İstanbul'da TÜYAF ve CNR'de Nisan ayında bir fuar yapmak istiyor. Bu inşallah pandemi denilen virüsümüz giderse çok gelecekte müthiş bir ticaret patlaması yaşayacağız. Çünkü dünyanın bütün ülkeleri bu konuda bize ihtiyacı var. Ben size bir tane örnek söyleyeyim. İhracatımızı Nijerya'daki firma bize gelemediği için Zoom üzerinden toplantı yaparak sipariş aldık ve teslim ettik. Çok güzel. Müşterim evet. Gelemedi bize ve biz müşterimizin bir elini bile sıkamadık. Uzaktan ticaretimize başladık ve devam ediyoruz. Düşünün, bu uzakta olduğu halde müşteri bizi ihtiyaçla arıyorsa, eğer fuar yaparsak müthiş bir patlama olacağını ben hissediyorum. Bunu sektördeki bütün arkadaşlarımız da söylüyorlar. İnşallah fuarımız da başarılı geçecek ve 2021 bizim için çok daha bereketli bir yıl olacak. Mobilya sektörü de bu bereketliden nasibini alacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. Sizinle ön görüşme esnasında bir cümle kullandınız. Biz bir otelde şirket olarak kapandık. Her birimiz elimizi, gövdemizi taşın altına koyarak şirketimizin anayasasını yazdık dediniz. Biraz bahsedebilir misiniz? Gerçekten çok etkileyici. Şu anda ve sonrasında da tekrar yayında da bizi izleyenler açısından bir ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum. Evet, bu konuyu özellikle sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Çünkü ben babam olsun, ben ve kardeşlerim olsun, çocuklarımız ve kardeşimin çocukları da dahil olmak üzere yaklaşık bir 35 kişi buradayız. Bolu'da Narven'deyiz ve inanın babam duygusallaştı, annem duygusallaştı. Neden? Çünkü 50 yıldır bir çaba var ve bu çabanın neticesinde çocuklarımız, bütün neslimiz bu işin daha ileriye nasıl götüreceğiz onun çabasını beraber oturduk, konuştuk. İşletmemizin yöneticisi Erkan Bey diye bir otomobil
otomobil sektöründen gelme bir arkadaş bize güzel bir anayasa hazırladı. Tabii bunları birkaç kişiye, avukat olsun, sektörden başka arkadaşlara danışalar hazırlandı ve bunu okundu. Bizler kabul ettik, hepimiz imzaladık ve bütün geleceğimizle ilgili, bütün çocuklarımızla ilgili geleceğimizi hazırlamak için burada sistemimizi kurduk. İnşallah bu bizim için belki burada kurumsallığın bir başlangıcı oldu. İleriye dönük başlangıcı oldu. Avrupa'ya bakıyoruz, Amerika'ya bakıyoruz. Bütün ülkelere baktığımızda 200 yıllık, 300 yıllık firmalar var. Ya ben hep Avrupa'ya gidince düşünüyordum. Ya bu firmalar nasıl 200 yıl, 300 yıl devam ediyor? Rabbim inşallah Türkiye'deki bütün firmaları da böyle uzun süre sanayide kalacak şekilde yapılanmasını nasip etsin. Ben bu kadar konuşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz özellikle Çağ'ın büro mobilyalarına başarılar diliyoruz. Aileye başarılar diliyoruz. İnşallah daha güzel noktalarda sizleri görmek istiyoruz Murat Bey. İnşallah. Hepimizin ihtiyacı var. Bütün ülkemizin üreticilere ihtiyacı var. Dünyaya başarılı olmak için sizlerle beraber bütün sektörlerimiz, sadece mobilya sektörü değil, burada hepimiz üzülüyoruz. Biz tarım sektörüne bakıyorum, ben üzülüyorum. İnşallah hepsi başarılı olacak. Hepsi gayretli olacak. Devletimiz de bu konuda arkamızda, çok daha güzel günlere sabırla bekliyoruz. Evet. Murat Bey, şu soruyu da size sormak istiyorum. Özellikle Türkiye ekonomisi hakkında görüşleriniz nelerdir? Neler anlatmak istersiniz? Yani Türkiye ekonomisi esasında güçlü bir ekonomiye sahibiz. Ve güçlü bir insan kaynağımız var. Önemli olan biraz kendimize çeki düzen vermek. Anlaşılmasın, hileden, hurdadan kaçmamız lazım. Kendi mesleğimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Ve en iyi şekilde bunu sunum yapmamız lazım. Eğer bunu başarırsak dünyada zaten sizi talep edilmesi için geliyorlar. Merak etmeyin. Biz 50 yıllık firmayız ama baktığı zaman bize Nijerya gibi ülkelerden, Afrika'nın Gana'sından, Suudi Arabistan'ından, inanın dijital medyayla ve web sayfamızdan bir sürü insan ulaşıyor. Bu bütün sektörlerimiz için bu gayreti gösterelim. Ülkemiz çok hızlı büyümeye çok müsait. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bunu inanın bütün dünyadaki gelen misafirlerimiz bize her seferinde söylüyor. Tarihi olarak, ekonomi olarak, mevsimsel olarak her şeyi de güzeliz. İnşallah bu birlikteliğimiz çok daha güzel ticaretlere oluşacak. Biraz sabredelim. İnanın 2021 ve daha sonraları çok daha güzel başarılara elde edeceğiz. İnşallah. Peki Murat Bey, yayınımıza katıldınız. Gerçekten çok memnun olduk. Türkiye'de aile şirketlerinin ortalama süresinin 13 yıl olduğunu duymuştum. Bundan birkaç sene önce bir yerde okumuştum. Ama şirket Çağ'ın ofis mobilyaları çok güzel başarılar elde etmiş. İnşallah nice 50 yıllara diyelim şirket için. Şunu da tabii sormak istiyorum. Siz ofis mobilyaları olarak tabii işlerimiz iyi dediniz ama diğer sektörler, yani diğer kalemler mobilya sektöründe, örnek veriyorum işte yatak odası ya da oturma grubu üretenler, onların şeyleri nasıl, ihracat açısından sormak gerekirse, onlar da sizin gibi böyle güzel başarılar elde edebildiler mi? Neler duyuyorsunuz sektörde? Şimdi e-mobilyası da başarılı. Niye başarılı? Çünkü pandemiden dolayı herkes evde. Evde olduğu için
kanepenin rahatsızlığından insanlar rahatsız oluyor ve alışverişe gitmek zorunda kalıyor. İnanın 2019'un sonundan itibaren bu seneye kadar yatak satışları Türkiye'de ilk defa yüksek cirolarla kapadı. Niye? Evet. Çünkü insanlarımız vakitlerini evde harcıyor. Bu aynı zamanda yurt dışında da geçerli. Aynı şekilde sorunlar oradaki insanlarda da geçerli. Ve mobilya sektörü şu an özellikle İnegöl piyasası bir nevi siparişi teslim etmekte zorlanıyor. Biz diğer sektörlere göre çok daha iyiyiz, çok daha rahatız. Örneğin mesela şu an restoran sektörleri diyelim. Çok zor durumlarda sektörün arkadaşlarımız. İnşallah bu pandemiden dolayı hızlı da geçer de onlar da rahatlamış olur. Dünyada avantajımız lojistik olarak da avantajlı olduğu için mobilya siparişleri Türkiye'ye yoğunlaşmaya başladı. Çin biraz daha insanlar Çin'den kaçmaya başladı. Çünkü Çin'in büyümesi insanları da korkutuyor tabii. Belki bu yönelişin avantajı da inşallah Türkiye'de faydalı olacak diye düşünüyorum. Teşekkür evet. ederim. Evet, bu yönde iş insanlarımıza, özellikle ihracat yapmak isteyenlerimize çok çalışmaları gerektiği vurgusunu da yapmış oldunuz. Çünkü neden? Çin dünyanın, yani Suudi Arabistan'a gidin. Yani ben geçen sene gittiğimde Suudi Arabistan'da her yerde Çin ürünleri vardı. Halbuki Türkiye'nin daha çok ürünü olması gereken bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ama Çin her yeri zapt etmiş. Yani diğer ülkelerde de aynısı. Türk ürünleri için özellikle ihracatta çok fırsatlar var. Peki Murat Bey, çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldınız. Anekdotumu anlatayım. Buyurun. Bilmiyorum vaktimiz var mı? Var var. Bir 5 dakikamız var. Şöyle söyleyeyim. Tabii şu an bizim Suudi Arabistan'daki bayimiz ürünlerimizi satıyor. Şunu diyor, buradaki halk Türk malını çok seviyor, sahip çıkıyor. Rahat olun diyor, Mart veya Nisan'da bu iş çözülecek diyor. Böyle bir mesaj veriyor. Bir de bizim Ukrayna'da Odessa'da mağazamız var ve ben arada sırada oraya gittiğimde bu konu aşağı yukarı bir 10 sene, 12 sene önce olan hadise. Çin'in yaptığı şekil bu. Çin öğrencilerini yurt dışına okullara gönderiyor. Örneğin ben Ukrayna'da yaşadığım, gördüğüm hadisede ve bu çocuklar üniversite okurken bir yandan o ülkenin, Odessa'nın pazarında çıraklık yapıyor, ürün satıyor. Hangi ürün daha fazla satılıyor, hangi ürüne ilgi var, fiyat nedir gibi konularda müthiş bir bilgi sahibi oluyor. Ve bu sattığı ürünleri Çin'e numunesini gönderip, ürettirip ve Ukrayna'ya bu pazara ürününü sokuyor. Ve Türkiye'de müthiş bir zarar veriyor. Ben bunu gömlekte yaşadım, elektrikli aletlerde Vico markasını da söyleyeyim yaşadım, kale kilitle yaşadım. Yani bakıyorsunuz kale kilit yazıyor ama madenin Çin malı olduğu bas bas bağırıyor ama hiç önemi yok. Pazarı Türk markasıyla ele geçirip, yani Türk markasıyla ele geçirip demeyelim de kendi markası hale getirip ve orada sahip çıkıyorlar. Tabii Ukrayna pazarında da Türkiye'nin yaptırım gücü çok fazla o zamanlar olmadığı için çok zorlandık. Çok zorlandık. Bu arkadaşlarımız çok zorlandı. Belki bu model Türkiye'de de yurt dışına giden öğrencilerimiz bir nevi pazarlarda hakimiyet kurup belki bizlere de bu avantajı sağlayabilirler. Evet. Ben de düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Peki size şunu da sormak istiyorum Murat Bey. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Özellikle yeni ihracat yapacak olan, yapmaya çalışan
ya da hiç ihracat yapamamış, bu konuda işte atılımları olan iş insanlarımızı değişik sektörlerde neler söylemek istersiniz? Tabii ilk önce yaptığı iş nedir onu iyi ölçüp biçmesi lazım. Örneğin bizim kendi sektörümüzden söyleyeyim. Bir koltuk, ofis koltuğu üretmek istiyor. Bu üretici koltuğun bir kere dünyadaki satılan maliyeti çok iyi bilmesi lazım. Kendi hesabını yapması lazım. Bu hesabın içinde kendi ürettiğinin maliyeti daha yüksekse bu pazara girme imkanı mümkün değil. Tasarım Evet, olarak doğru. ve yapılmış bir güzel bir inovasyon bir üründür. Piyasada olmayan bir üründür ve bunu kullanan insan çok rahat edip 3 saat, 5 saat koltukta oturarak bel ağrısı yaşamadan başarılı olduğunu test edip onaylandıysa bunu fiyatını da piyasa araştırması yapıp güzel bir pazarlamayla dünyaya satabilir. Yani dersi ne olursa üretiyorsa iyi çalışmak lazım. Yaptığı üretimin maliyeti, tasarımı, hangi ülkeye satacağı, bunlar çok önemli konular. Yani çok anlatırlar mesela Afrika'ya biri gider terlik bunlar giymiyor der. Biri der ki hiç terlik yok. Bunlara acayip terlik satarız. Yani çok iyi ders çalışmamız lazım her konuda. Dünya köy haline geldi artık. Neyin nerede Evet. maliyeti nedir? Çok iyi yakalanma imkanı var. Ham maddemizi herkes biliyor. Yapılan işin ham maddesini herkes maliyetini çok kolay biliyor. Ondan dolayı çok ince hesaplar, tasarımlar en önemli şey artık tasarım oluyor. Kullanım ergonomisi oluyor. Bunları düşünmemiz lazım üreticiler olarak. Evet. Yoksa maliyet ikinci konu bence. Kalite, tasarım en başta yapılması gereken başarı. Murat Bey, programımıza katıldınız. Çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür. 2021 yılı içinde aile şirketiniz açısından çok başarılı, bereketli kazançlarla dolu geçmesini diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bize bu imkanı sağladığınız için hem derneğimiz, EOSİT derneğimiz olarak hem de firmamızın yönetim kurulu başkanı olarak çok teşekkür ederim. Her zaman davetinizi icabet etmek isterim. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, özel bir bölümdü. Sayın Murat Sarı ile mobilya sektörü üzerine görüş alışverişi yaptık. Mobilya sektörü gerçekten bu aralar çok hareketli. Pandemiden etkilenmeyen, Türk mobilya sektöründe hizmet eden bütün alın teri döken herkese başarılar diliyorum. Yaklaşık bir 15 dakika sonra tekrar yayında olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.